TGRT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Moda Nisan'ın sunduğu burada her şey var'a hoş geldiniz. Efendim ben yine güzel bir haftaya sizlerle başlıyorum. Umarım sizler de benimle başlıyorsunuzdur. Evet bugün yine telefonlarınızda mesajlarınızda katılımınızı bekliyorum programıma. 0212 454 55 71. Aynı zamanda Instagram sayfamız TGRT Evo TV'den bana mesajlarınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi hatta eleştirilerinizi gönderebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. İki harika konuğum var. Çok güzel konularımız var. Lütfen bizden ayrılmayın efendim. Hangi özelliğini söylesem size bilmiyorum. Showman, sunucu, oyuncu. E şimdi kurumsal işlere imza atmaya başladı. Uzun bir zamanda soracağım ne zaman başladı. E iş adamı da diyebilir miyiz acaba? Bence diyebiliriz. Harika bir baba, harika bir eş. Ve işte Okan Karacan. Hoş geldin Okan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. <laughs> nasılsın? Son zamanlarda duyduğum en güzel anonslardan bir tanesi. Aa, Gayet iyi. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de Neymiş? çok iyiyim. Tekrar burada olduğun için çok mutluyum. Sağ ol. Çok mersi. Evet programımızın diğer konuğunda vazgeçilmezlerinden İstanbul Barosu avukatlarından sevgili arkadaşım dostum Cüneyt Gülcan. Nasılsın? Evet. Teşekkür ederim, hoş bulduk. <laughs> Hep Cüneyt'cim ya, Senle ilgili aklıma ne geliyor biliyor musun? Hep o aklıma geliyor. Bizim programı ilk başladığımızda Okancık konuğum ilk gün Cüneyt Gülcan'dı. <laughs> Ve ben ilk yayının heyecanıyla soyadını yanlış söyledim. <laughs> evet öyle bir anımız var. <laughs> evet öyle bir anımız var. Doğru, <laughs> ilk programdaydık. Şimdi yüzü geçti değil mi? dediniz yani. Demişizdir. Tabii yani 8 oldu. ay olacak neredeyse. Harika. Evet efendim sevgili Cüneyt Gülcan'la bugün sağlık hukukuna dair konularımız olacak. Lütfen bir yere ayrılmayın. Okan'cığım çok yoğunsun. Nasılsın? Öncelikle onu sorayım. Nasıl gidiyor? Sağol teşekkür ederim. Her şey yolunda. Gayet iyi çok şükür. Tabii yoğun bir tempo içerisinde geçiyor. Ee, oyunculuk hani sunuculuk falan derken aslında biz onu artık böyle tamamen ...bir şovmenlik şeyi altında, kategorisi altında evet. topladık. Öyle devam ediyor. Markalara yine kurumsal hizmetler veriyor Okan Karacan. Ama onun haricinde tabii yönettiğim büyük bir reklam ajansımız var. Büyük bir yapı. Çünkü birden fazla branşta hizmet veriyor. Bugün Onka Medya'nın içine baktığımız zaman... ...özellikle yaratıcı reklam ajansı, dijital bölümümüz var. Orada web sitesi, sosyal medya yönetimleri, logo vesaire tasarımlar... Bir de tabii prodüksiyon ekibimiz var. Bizim işte video ve fotoğraf tedariğini sağlıyoruz. Ee, bir de son olarak etkinlik organizasyon. Yani MICE dediğimiz etkinlik endüstrisine hitap eden bir bölümümüz var. Tabii çok yoğun koşturmacalı evet. çünkü Türkiye'de holding bazlı birçok markaya dokunuyoruz. Eee tüketiciye ulaşan birçok markada mobilya sektöründe, ondan sonra sağlık sektöründe, parakende sektöründe, e, otomotiv sektöründe, turizm sektöründe birçok sektörde müşterilerimiz var. Bunlarla uzun soluklu güzel iş birliktelikleri yaparak e, gene aslında ana işimiz yayıncılık İşte dijital kanallardan markaların dijitalleşme süreçlerini takip ediyoruz. E, Eskide bir yayıncı olduğumuz için evet. bilgi birikimimizi paylaşıyoruz. Dokunduğumuz şey bir değer oluyor, keyifli, ve güzel bir şekilde gidiyor. E, bununla ilgili zaten bir algımız var. E, i̇zleyiciler araştırırlarsa hem sosyal medyayı çok aktif kullanıyorum Hı. Okan Karacan olarak hem de şirketin hesapları var. Tabii bir diğer markamız Okan Karacan biliyorsun. O da devam ediyor faaliyetlerine. Uzun bir zamandır da bizim hep niyetimizde olan, gönlümüzden, kalbimizden geçen bir konu vardı. O da ihracat. Hep derlerdi Okancığım hizmetin ihracatı nasıl olacak? Hani nasıl yurt dışına açılacaksın diye. Ama tabii çalıştığınız zaman idealist ve hedefleri koyduğunuz zaman o da karşınıza çıkıyor. Şu anda da ilk adımımızı İspanya, Mallorca'da attık. ...genel merkezi orada olan... E, ...yarı değerli taşlardan bir aksesuar firması... Sherpa Designers'ın... ...şu an e, dünya üzerindeki ajansı olduk. Hem İngiltere'de... E, ...hem de aynı zamanda... E, ...Berlin'de vitrin mağazacılığı yapan... ...bir yapı. Şu an onların e ticaret siteleri, sosyal medya hesapları... ...bunlarla ilgileniyoruz. E, markamız gerçekten diğer markalar kadar... ...çok değerli bizim için de. E, giderek gerçekten büyüyor. E, başına tabii... Türk yatırımcıların Gamze Hanım, Gamze Karstigin olmasından dolayı çok mutluyuz. Gaziantep'ten çıkıp oh. Mallorca'ya yerleşmiş bir hanımefendi. Çok iyi. <laughs> evet, dolayısıyla bunları neden böyle detaylı anlattım? Çünkü programın başında da Moda Nisa dedin, o da çok ilgimi çekti. Uh -huh. Moda Nisa'nın Fashion Week'inde bu sene zorlu performans sanatlarında iki gün oradaydık Aa. Şerpov ailesi olarak. Hem bir defile yaptık uh -huh. hem de iki gün standımız açık kaldı. Böylelikle Türkiye'ye de. Ee, bu platformda tanıtmış olduk Şerpa'yı. Ee, bir de işte bu Türkiye'de büyümesi söz konusu. Mağazalaşması. O süreçleri yönetiyoruz ama tabi e, Onka Medya'nın içine baktığımız zaman şu anda özellikle evlenecekler ve evini yenileyeceklerle çok haşır neşiriz. Aa. İstatistikler üzerine çalışıyoruz. Aha, i̇şte Çocuk sahibi olacaklar. Evlenecekler. Evini yenileyecekler. Çünkü Doğanlar Yatırım Holding'e ait e, majör iki tane Türkiye'nin köklü markasına hizmet vermekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bunlardan bir tanesi Doğu Taş Mobilya. Sen de çok iyi bilirsin. Evet. Bir diğeri de Kelebek Mobilya. Her ikisine de ayrı ayrı hizmetlerimiz var. Tabii tatlı bir rekabetleri var. <laughs> Kendi içlerinde aynı aileye mensup ama tabii rakip markalar. İkisinin de ayrı dinamikleri var. Ayrı müşteri kitleleri, ayrı tüketici kitleleri var. Gerçekten Doğanlar Yatırım Holding'le, Doğan ailesiyle, başta Sayın Davut Doğan ve diğer kardeşleriyle çalışmak bizim için büyük bir keyif. Ee, özellikle benim iş insanı tarafının gelişmesinde e, diğer şirketlerde olduğu gibi burası da çok büyük bir katma değer sağladı. Biraz daha e, mesai saatlerimiz değişti, daha sıcak ilişkiler kurmaya başladık, daha disiplinli çalışıyoruz. O hani bir reklam ajansı biraz yayar ya. Evet. <laughs> Artık yaymıyoruz tüm dinamikleri çünkü Türkiye'nin 100 şirketlerinden bir tanesine dokunuyoruz. Bir de tabii bizim için çok gene değerli ve önemli olan, e, izleyicilerin de ilgisini çekeceğini düşündüğüm e, MNG Holding'e ait e, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi var. E, burası 160 bin metrekare. Türkiye'nin en büyük 5. AVM'si e, ama e, Doğu Anadolu'nun en büyük AVM'si. Hı hı. 200 marka karması olan gerçekten muhteşem bir yatırım. Mehmet Nazif Günal'a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Orada da MNG Yönetim Hizmetleri AŞ Genel Müdürümüz var. Sevgili Aydoğan Söğer. Buradan kendisine de selamlarımı gönderiyorum. O da çok önemli, çok değerli bir profesyonel. E, AVM'sin ticari alanlarını güzel yönetiyor. Oranın da hem etkinliklerini hem de dijitalleşme süreçlerini takip ediyoruz. Tabii yıllık takvimimiz çok yoğun. Çok hakikaten. İşte özel para kendi günleri var biliyorsun. Anneler günü, babalar evet. günü, sevgililer günü. Milli bayramlarımız var ki dün bir tanesinin yüzüncü yaşını kutladık. Çok mutlu olduk. 19 Mayıs. Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk'ü ama çok evet. çok güzel geçti ülkenin dört bir yanında. Biz de tabii markalar olarak bunlara duyarsız kalamadık. Biliyorsun Ramazan ayındayız. Evet. E, bolluk, bereket, huzur e, birçok şeyin timsali. E, bu vesileyle de tüm izleyicilerinizin ve buradaki tüm ekip arkadaşlarının da Ramazan'ın hayırlara vesile evet. olmasını Yarısını temenni ederim. Yarısını bile. Evet. Çok şükür tabii işte orucun da dinamikliği. <laughs> Belki şu anda hani sabah kahvaltı yapsak işte bir çay kahve içsek falan. Onun o şekerin artmasıyla belki daha uyuşuk oluruz ama programada girmeden önce enerji enerji dedin sana enerjik enerji. bir açılış yaptık. Yüzlerce markadan bahsettik, onlarca markadan bahsettik. E, hepsine gerçekten iri ufaklı hizmetler veriyoruz. Geniş bir yapıda eşimle beraber, sevgili Zeynep'le beraber yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ali Can sorarsan iyi. Evet, 4 Ali Can yaşında oldu. evet ben izliyorum zaten. O da 7 o, o da 7 Haziran'da. Izlemez. Evet, Ay. 7 Haziran'da Mallorca'da inşallah kutlayacak Ay, bir sefer doğum şık. günü. Çok şanslı bir olan, e, oğlan. O da okula başladı. Gayet iyi gidiyor ve bir de kardeşi olacak. Onun da programında müjde. Ay rüzeliğe. burada söyleyeyim. Çok evet. güzel sürpriz. İkinci evladımızı inşallah Kasım ayında kucağımıza alacağız. Onu da inşallah sağ salim kucağımıza alırız. Ay Okan o zaman şimdi hani işlerden bahsedeceğiz ama biraz Ali Can'dan bahsedelim. Yeni ailenize yeni bir bebek de katılacak. Ali, Hakikaten Anons'ta da söylediğim gibi sen çok iyi bir babasın. Çünkü ben seni takip ettiğim için storylerden Her de Her babanın de olması gerektiği gibi Anneyle sorumluluk sahibiyiz. Evet, evet. Ee, iyi bir aile olmaya evet. çalışıyoruz Karacan ailesi olarak. Sosyal medyada Karacan Family diye bizim bir etiketimiz var. Girip oradan dostlarımız takip edebilir biz neler yapıyoruz, neler oluyor diye. Mümkün olduğunca sosyal yaşamaya çalışıyoruz. Çünkü markaların biliyorsunuz dijitalleşmesi gerekiyor, gençleşmesi gerekiyor, sürdürülebilir olması gerekiyor ve tabii ki sosyal olması gerekiyor. Sosyal sorumluluk sahibi olması gerekiyor. Ben bunu her platformda sürekli dile getiriyorum. Tabii ki bunların hepsini nasıl markalara yapıyorsak ben e, bir grup şirketlerinde de, onka grupta da onka medyayı Okan Karacanı ve Şerpa Designer'sı da aynı mantıkta yönetiyorum. Dolayısıyla Ali Can'la olan ilişkim tamamen geleceğe yönelik. Yani e, bunu tamamen şöyle özetlemek gerekirse, yakın gelecekte e, özellikle Ali Can'ın e, yaşı geldiğinde, eğitim süreçlerini tamamladığında bu yapıyı benim adımın altında ezilmeden yani markası sadece Okan Karacan olan bir yapı kurmadım ben. Hı hı. Bu bayrağı devredebileceğim, devir teslim yapabileceğim bir birey yetiştirmeye Neyse. çalışıyorum. O yüzden 4 yaşında olmasına rağmen şu anda sorumluluk sahibi olmasını Aa. istiyorum. Çok özgür, hür, bizi çok mutlu eden ve çok gelişiminde çok gerçekten bize değişiklikler gösteren bir kardeşimiz. Oğlum, evladım. Neden? Onu da şöyle özetleyeyim. Şu anda çok iyi ileri seviyede İngilizce konuşuyor Alican. Evet, storylerinden görüyorum. Evet. evet, onu çözdü. Türkçe zaten ana dili. Maşallah. Türkçeyi zaten iyi konuşuyor. Ondan sonra İngilizceyi de iyi konuşuyor. Bunun için çok destek sağlıyoruz. Çünkü ben biz, bizim kuşak biliyorsun, ben 77 doğumluyum. Hı hı, aynen. Biz böyle ortaokulda, lisede keşfettirdiler tabii, tabii. bize yabancı dili. Kesinlikle. Sonra da önemini anlattılar. Biz o site işte o hataya düşmeyip, Alican'ın topluma faydalı olabilmesi için diğer arkadaşlarıyla, kardeşleriyle dünya üzerinde kendi ülkesini tanıtabilsin, temsil edebilsin diye şu an bu yaşta başladık. O da bunun karşılığını veriyor hiç sıkılmadan, üzülmeden ya da yorulmadan. O yüzden biz çok mutluyuz. Gerçekten bir sorumluluk sahibi bir birey yetiştirmeye çalışıyoruz. imkanlar dahilinde. Ee, ben e, tabii ülkemizi de şöyle bir baktığım zaman, incelediğim zaman ülkemizin de dört bir yanında e, bayrağımızın güzel dalgalandığını, dünya genelinde güzel gelişmeler olduğunu, tabii ki rutinde... Her ülkede olması gereken bazı dinamikler var. Bunlar da oluyor. Ama çok mutluyuz. Böyle bir ülkedeyiz. Vergilerimizi ödeyebiliyoruz. Şirketimiz var. İnsanlara yetişebiliyoruz. Tabii ki olumsuzluklar oluyor. Olmuyor değil ama önemli olan geminin yönünü değiştirmeden arkadaki gücünüzü elinize alarak yolunuza devam etmek. O yüzden sağlıklı, mutlu, mesut bir aile ortamı yaratarak yolumuza devam ediyoruz azıcık. Peki Alican farkında mı bir kardeşinin geleceğini? Tabii ki farkında diyorum ya sorumlulukları var Alican'ın. Alican şu anda yeni bir kardeş geleceğini de biliyor ona da anlattık. Ondan sonra annesinin karnının içerisinde kardeşinin olduğunu söylüyor. Ama bana söz verdiniz erkek gelecek değil mi diyor. <laughs> ben erkek istiyorum diyor. Bir de evde bir ablamız var. Ee, o da diyor ki ablamıza kız gelecek bana erkek gelecek diyor. <laughs> Şu an böyle bir çekişme var. Ama tabi bunlar Allah'ın takdiri tabii. her zaman. Ee, Rabbim bize sağlıklısını, sağlıklısını saatlisini inşallah. nasip etsin. Ali Can da bunun bilincine varacaktır zaten. Öyle tahmin ediyorum. Ee, bu yoğunluğun içerisinde tabi kendimize vakit ayırmaya çalışıyoruz. Ben çünkü seni görüyorum. Senin şirketine de ofise geldiğinde her şeyle ol, sen ilgileniyorsun. Yani her şey o markayla da onun hepsinin üstünde mutlaka elin var. Nasıl sen nasıl yetişiyorsun? Ya Şimdi birincisi bunun yolu şuradan geçiyor. Ee, bütün genç arkadaşlar, bütün bizi sevenler, takip edenler çok soru soruyorlar. Bir de tabii eskiden bizi bilenler yani Okan Karacan'a bir şekilde dokunmuş, radyoda dinlemiş, televizyonda Hı. izlemiş. Ondan sonra bizimle birlikte bir şekilde vakit geçirmiş dostlarımız da var. Merak ediyorlar çünkü ben ciddi anlamda sağlık konusunda da epey bir evrim geçirdim. Hı hı. Bundan 4 yıl önce biliyorsun evet. gastrik bypass ameliyatı oldum ee, ve bununla beraber obezit hastalığını yendim. Ama tabii sadece ameliyat olup da zayıflanmıyor. Hı hı. Toplumda böyle bir e, bilinçsiz bir algı var maalesef. Hani ameliyat, ameliyat olduğu oldum zaman bütün değil, olayı çözeceğini değil. zannediyor. Evet. Sağlıklı bir beslenme, iyi bir psikoloji, sağlam hı hı. temelleri olan, yakın çevresiyle iyi ilişkileri hı hı. olan ve tabii ki sürdürülebilir bir şekilde egzersizleri yapıyor hı hı. olması gerekiyor. Biz bunların hepsini, sevgili karımın da desteğiyle, Zeynep Hanım'ın da desteğiyle, annemin de desteğiyle... ...menajerimin, ondan sonra eşimin annesi, babası, ondan sonra onların da desteğiyle, yakın çevre burada çok önemli... ...bu insanların desteğiyle, mükemmelliyetçi bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Önce sağlığımıza kavuştuk, bunlar Üstad da iyi bilir, bir kazanın kaynaması için sizin sac ayaklarınız olması lazım, üç tane. Bunlardan bir tanesi iyi avukatınız olacak. İyi bir doktorunuz olacak, ee, iyi de bir hayatınız, yaşantınız olacak. Eğer bu üçü üçünü kurarsanız, iyi doktorunuz, iyi avukatınız, iyi bir hayatınız varsa, çorba kaynar. Bizim de çorba böyle kaynıyor. Bunların hepsi var bizde, çok şükür. Ee, her şeyle benim ilgileniyor konusuna gelince ben e, çok mükemmelliyetçilik üzerine eğitimler almış, hı hı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Türk müziği e, müzikoloji bölümünden Aynen. mezun olmuş. Serak lisesi gibi çok disipliner bir okulda e, hayatını geçirmiş bir bireyim. Dolayısıyla onu da öğretmenlerimizin, hocalarımızın aşıladığı araştırmacılık işte en fazla birden fazla konuyla ilgili birden fazla kaynaktan e, işte sonuç alma e, bir tez hazırlama. Bu konularda eğitimlerimiz var. Sonuçta biz bir sosyal medya hesabı da yönetsek, Bir markaya da dokunsak. Bir işin ekonomisini de konuşsak. Satış pazarlamaya katkı da sağlsak bir yerde sahneye çıkıp şov da yapsak biz hizmet verdiğimizin sorumluluğunda ve bilincindeyiz. Tedarikçilerle beraber biz gençleşen bir markayız. Bizim yaş ortalamımız şu anda 93 doğumlar üzerine kurulu. Oo, bayağı küçük. Bir ee, şey. evet ben 77'liyim. Eşim, Aynen. eşim 85'li. Ama biz onun haricinde gençleştirdik. Genç bir ekibimiz var. Yaş ortalamamız dediğim gibi 93 doğumlar üzerine kurulu. Bana çok şey öğretiyorlar. Bana çok şey katıyorlar. Aa Z kuşağı değil mi? Onlar Z, Z oluyor mu? Z tabii, tabii ki. Z biliyorsun X Y Z devam evet. ediyor. Bir de şimdi artık bir kuşak daha giriyor devreye. Onlar çok daha farklı olacaklar. Ondan sonra bu kuşağın mensupları bana çok şey öğretiyorlar. Yenilikçiler, kendilerine güvenleri tamam. Bir de tabii bizim o alıştığımız kurumsal kültürün çok dışındaki dinamiklerle çalışmaya alışkınlar. Yani böyle mesai saatidir, bayramdır, tatildir vesaire. Onun dışında da bir özel hayatları var. Beni alıştırdılar. Ben de artık alıştım. Bu iş bir homojen oldu. Teknoloji üzerinden her şeyi çözebiliyoruz. Hı hı. Gayet demokrat bir yapının içerisine gidiyoruz. Ama tabii bana bu geminin kaptanı olarak çok iş düşüyor. Çok. Böyle bir e, ekonomik şartlarda, yani kurun bir takım değişkenlikler gösterdiği, herkesin başarılı olamadığı, başarılı olanların ayakta kaldığı, vadelerin çok olduğu, ondan sonra bankacılık sektörünün maliyetlerinin yüksek olduğu bir zeminde ticaretle uğraşıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu ticaretleri yaparken de başınıza herhangi bir şey gelmesini önlemler almak zorundasınız. Dikkatli yaşamak zorundasınız. Ve bunlardan en önemlisi eminim üstad da katılır. Ayağınızı yorganıza göre uzatacaksınız. Evet. Kazandığınız tüm parayı, elde ettiğiniz tüm parayı, ciroları bunların hepsi benim deyip alıp da şahsınıza harcamayacaksınız. Karlılıklarınıza bakacaksınız. O karlılıklarınızda geçenlerde çok değerli Lasagrada Otel var Osman Bey'de. İnanılmaz bir turizm yatırımı üzerinde de Smok restoran var. Ee, oranın sahibi Cengiz Bey, çok değerli bir iş adamı. İyi bir tekstil e, şirketinin köklü bir markanın sahibi. Otel yatırımını da 2013'te yapmış. Bir sohbetimiz oldu. Bana dedi ki, Okan dedi biz dedi kazanmayı çok iyi biliriz. Kaybetmeyi çok iyi biliriz. Para tutmayı çok iyi biliriz. Para kaybetmeyi de biliriz. Biz dedi bunların hepsini biliyoruz <laughs> dedi. O yüzden nerede nasıl yaşayacağımızı biliriz. Böyle iş adamlarıyla abilerimizle büyüklerimizle bir bir arada olmak tabii bize çok şey katıyor arzu. Yani... ...değerlerimize değer katıyor, çok şey öğreniyoruz. Eğer bu argümanları yan yana getirirsen... ...çok çalışmak da seni yormuyor. Sabah 5.45'te kalkıp... ...akşam 11.30'da yatmak da yormuyor. Bunu her gün tekrarlamak... ...ya ben rutindeyim, ne yapıyorum... ...ben ben acaba işte kendime zaman ayırmıyorum gibi... ...düşüncelerden çok uzak tutuyor. Seni dinamik tutuyor, gençleşiyorsun, mutlu oluyorsun. Ondan sonra insanlara yetiyorsun. Bir de bizim tabii çok önemli bir yanımız daha var. Biz sosyal bir yapıyız. Ee, biz muhakkak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize... ...ülke ve Avrupa genelinde... ...tabii başta Türkiye Cumhuriyeti mensubu olması gerekiyor. Bizim ülkemizin vatandaşı hı hı. olması gerekiyor. Onlar başı çekiyorlar. Biz bu bağlamda... E, ...engelli olsun, ihtiyaç sahibi olsun... ...herhangi bir sağlık konusunda rahatsızlı olsun... ...eğitim konusunda çok hassasız... Hı hı. ...bu konularda da... ...gücümüz ve imkanlarımız yettiğince tüm kardeşlerimize, tüm arkadaşlarımıza, tüm ailelerimize dokunmaya çalışıyoruz. Şerpa da bu konuda çok hassas. Hı hı. Gamze Hanım özellikle bize bir şey olduğu zaman söyleyin diyor. Ee, şu, i̇şte Erzurum'da bir lösemili kardeşimize, hı hı. ondan sonra e, şu anda e, CP diye çok önemli bir biliyorsun hı hı. E, doğum sonrası oksijensiz kalan bebeklerde özellikle görülen evet. bir rahatsızlık var. Öyle bir kardeşimize, böyle birden fazla kardeşimize dokunabiliyoruz. Bunların ihtiyaçlarını, sürdürülebilir yaşamlarında nelere katma değer sağlayabiliriz konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Bir de böyle bir yanımız var. Bunların hepsini yan yana getirdiğinde arzu gerçekten mükemmelleyici, hayattan mutluluk mutlu olan, bedenin bir emanet olduğunu, hı hı. aslında ruhun yaşadığını, bu emanet edilen yani ruha emanet edilen bedene ayrılan sürenin maksimumda kaliteli geçirilmesiyle ilgili vakit harcıyoruz. Evet. E yapılacak yanlış bir şeyin de Allah'a yapıldığının bilincinde olan insanlarız. Ben bugün arzuya ya da işte sevgili Cüneyt dostuma, avukat kardeşimize bir hata yapsam, kul hakkına gitsem, bir yanlış yapsam ondan sonra onun onan şahsına değil tamamen direkt Allah'a yaptığımı soruncunda, bilincinde olduğumuz için de tamamen hayatımızı mutluluk, bereket, huzur, paylaşma üzerine kurduk. Hani Karacan ailesi böyle bir aile, şirketlerimiz böyle, markalarımız böyle. Dolayısıyla başarı kaçınılmaz oluyor. Bak bunların hepsi birer tavsiyedir. E, not Ders notu niteliğindedir. İnsanlar bunları uyarlayabilirler, alabilirler, özümseyebilirler, benimseyebilirler. E, Allah yolunda ilerleyebilirler. E, bunlar gerçekten korkulacak, çekinilecek, ondan sonra üzülecek, kırılacak ya da işte ay bana bu mu olur, şöyle mi olur falan denilecek konular değil. E, o yüzden bunların hepsini yan yana getirmek gerekiyor. Büyükleri saygı, sevgi çerçevesinde hatırlamak, küçükleri sevmek, Yetiştirmek, insan yetiştirmek çok, çok önemli. Çok. Bugün benim bu anlattığım yapıların en büyük problemlerinden bir tanesi kaliteli insan kaynağına ulaşamamaktan geçiyor arzu. Hı hı. E, kaliteli insan kaynağı noktasında sorunlar yaşıyoruz. Eğitimsiz çok fazla kardeşimiz, çok fazla gencimiz var. Maalesef. Kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. CV'lerde yazdıklarıyla kalmamaları hı hı. gerekiyor. Hı hı. Kendilerine o CV'lerde yakıştırdıkları titrileri, ona söyledikleri uzmanlıkları e, hayata geçirmeleri gerekiyor. Bunları yaptıkları zaman Okan abileri burada hem yapı olarak hem şirket olarak her zaman kalbimiz, gönlümüz bütün herkese açık. Şahane. Şimdi sen böyle konuşurken aklımdan şey öyle bir şey geçti. Kitap çıkarmayı düşünüyor musun? Bu başarı hikayenle alakalı. Çünkü başlangıcından bugüne kadar Vallahi çok uzun Arzucuğum, bir yol. Arzucum şöyle biz 2000 aslında ben 2003'te serbest meslek erbabı oldum sanatçı kimliğimle fatura kesmeye başladım. Hı hı. Daha sonra 2013 yılında On yı eşimle beraber kurduk. Arada biliyorsun bir de bir gıda faaliyetimiz oldu. Evet. Onun satışını gerçekleştirdik. Biz 95'te de ben SGK'lı oldum. Hı -hı. Aslında 95'ten beri devlete karşı olan sorumluluklarımı fazlasıyla yerine Hı -hı. getiriyorum. Bu tabi toplumsal sistem içerisinde kamusal bir bilince oluşturuyor. 6 tane sinema filmimiz var. Reklam filmlerimiz, dizi filmlerimiz, televizyonda yaptığımız programlarımız, sahne hayatım. Tabii insan kolay yetişmiyor. Acısıyla tatlısıyla geriye baktığımda 25 senelik bir markayı yönetiyorum. Okan Karacan'ı yönetiyorum. Tabii birikti. E, anlatacak, konuşulacak, paylaşılacak çok şey var. Ama hani e, hepsini bir ortak payda da yazmaya kalkarsak bir ansiklopedi olur. Bunlardan bir tane konu başlığı seçmek lazım. Acaba hani sağlık mı diyoruz? Nasıl salı, zayıfladık? Reklamcılık mı? mu? yoksa genç arkadaşlara yol göstermek mi? Yoksa iyi bir aile babası olmak. Bunların hepsi konu başlıkları. Aha. Aslında ben de sürdürülebilir bir şekilde her seneye bir kitap şeklinde sığacak şekilde kitaplar, seriler yapmak istiyorum. Aha. Ama ciddi bir iş. Bu böyle herkesin uzaktan baktığı gibi bir yayın eviyle anlaşıp Hı -hı. süslü bir kapak koyup içine Değil de iki de şey, 3 tane şey karalayıp raflara çıkmak beni vicdanen rahatsız ediyor. Çok teklif var. Gel abi biz sana destek olalım falan ama benim yazmadığım bir kitabın gerçekten Hı -hı. kitap olmadığını biliyorum. E ben sonuçta şu anda e, sosyal medya yönettiğimiz sosyal medya hesaplarının ciddi anlamda yönetici, e, yönetim panellerindeki metinleri yazmada, reklam filmlerinin yaratıcı zekasını oluşturmakta ciddi bir yazarım, reklam yazarıyım hı -hı, aslına bakarsan. Hı -hı. Ama tabii kitap yazmak ayrı bir ustalık. Hı -hı. Tabii müzikolojiden baktığımız zaman aldığımız eğitimler içerisinde evet. yazarlık söz konusu. E, bu bağlamda güzel bir içerik olursa, bir öncelik sarısı olursa neden olmasın? Çok arzu ederim. Çünkü dediğimiz gibi hepimiz gelip geçici canlılarız, varlıklarız bu dünyada. Ben de özellikle gelecek kuşa bir yol haritası olabilmesi, bir böyle bir host edabı, biraz daha kalıcı olmak adına hem de çocuklarım ailem adına da bir kitap yazmayı her zaman düşünürüm. isterim. çok da mutlu olurum. Bunu en kısa zamanda değerlendirmek lazım. Tabii gönül çok şey istiyor. Sinema filmi istiyor, dizi evet, filmde oynamak istiyor. Onları hepsini ayrıntılı televizyonda... soracağım. Evet öğreneceğim çünkü Yapman lazım tiyatro yapıyordun şimdi mecburen ara vermek zorunda kaldın yoğunluğundan dolayı tiyatro evet. sinema program hiç ya aslında, da böyle için gitmiyor mu? Ya için gitmez olur mu? <laughs> Tabii ki arkadaşlarım davet ediyor, ben de işte mesela oyunlara gidiyorum <laughs> ya da işte yeni bir film oluyor, filmleri seyrediyorum. Gönlümden çok geçen şey var mesela geçen hafta Antalya Kolejinin bayrak devir teslim törenini yaptık koca eğitim kurumlarının buradan da Sezgin Kocaya biz kucak dolusu sevgilerimizi gönderelim. Çok değerli, vizyoner bir yatırımcı kendisi. Hı hı. İyi bir yönetim kurulu başkanı. Sezgin Bey'le oturdum, konuştuğumda e, okulla ilgili bir işte bir hareket planı çizdik. Velilere, öğrencilere onları mutlu etmek adına unutulmaz bir e, devir teslim töreni olsun diye Manga, Epio ve ben vardım. E, güzel bir organizasyon sağladık. Güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. E, kendisine dedim ki ya böyle bir kampüs var, böyle bir tesis var. Neden biz sinema filmi yapmıyoruz? Hı hı. Ondan sonra hadi bir sinema filmi yapalım. Ondan sonra hani hep böyle işimle ilgili sahadayken aklım gene Gidiyor. sinema filmi. Aa burada çok güzel bir salon var. Burada bir oyun mu oynasak? Oyun, evet. Şova mı çıksak? Abi burayı bana verseniz de falan bu sürekli devam ediyor. Tabi televizyonun da çok güzel dinamikleri var. İyi teklifler de geliyor. Ee, belki uygun bir format olursa televizyonda da program yapmayı çok arzu ediyorum. Radyo için de aktif görüşüyoruz. Ee, özellikle yönettiğimiz ve reklam e, kuşaklarında yer alan markalarla iş dediklerim olduğu için Doğutaş Mobilya'nın şu anda kurumsal dış sesiyim. <laughs> evet. ee, tüm reklamları ben seslendiriyorum. Dolayısıyla böyle bir e, oraya da katma değer sağlayabilecek, onların da böyle bir ana sponsorluğunda bir proje düşünüyoruz açıkçası. İnşallah kısa zamanda bunlar da hedeflerimizin içerisinde. Ama öncelikle Allah hepimize sağlıkla Sağlık, saatle güç, e, 2023 hedeflerine taşıyacak ve bir sistem içerisinde yolumuza devam etmek e, 2023'ü görmek istiyoruz Önemli olan bizim için o hem markalarımız hem de yaptığımız işlerle e, kabaca böyle bahsetmek gerekirse hedefimiz 2023'e bu bayrağı güzel bir şekilde taşımak Harikasın. sen anlatırken ben yoruldum gerçekten <gülüyor> <gülüyor> enerji süper e, şimdi dieceğim <laughs> Evet. Ee, dediği gibi 4 sene önce bir ameliyat geçirdi. Allah'tan çok başarılı bir ameliyat geçirdi. Çok şükür. Hiçbir sorun yaşamadı. Şu anda bomba Tarika. gibi görüyoruz. Tam tersi olsaydı yani hekimlerin hastaya yönelik uygulamalarından dolayı tazminat davası açabilir miydi Okan? Evet. <laughs> Okan Bey tercih eder miydi bilmiyorum ama hukukumuzda, <laughs> hukukumuzda bunun evet. yeri var doğru. Efendim malpractice diye bir kavram var Latince. Hekim hatası. Yani uygulamadan doğan Hekimin bir hatası sebebiyle dava açılabilir. Sorunuzun cevabı evet. evet. Bununla ilgili tabii ülkemizde de her geçen yıl sağlık hukukundaki gelişmeler bu tip dava çeşitliliğini de artırıyor. Yani müvekkilimiz olan hastaneler var. Burada doktorlara veya da hastanelerdeki işlemlere yönelik açılan davalarda bir artış var. Tabii hani doktorlar olmazsa olmazlar, çok kıymetliler. O kadar eğitimden sonra insanlara faydalı olmak için bir ömür veriyorlar, hayatlarının en güzel dönemlerini bu tıp tahsiline harcıyorlar. Sonrasında uzmanlık. Hı hı. Ama tabii neticede insanlar ve hataları olabiliyor mesleki bazda. O açıdan bu teknik olarak karşılığı malpractice hastaya karşı yapılan işlemlerde Hekimin hata sebebiyle evet dava açılabiliyor. Yani hastaya karşı ne yapar? Teşhis koyar, bir tedavi yöntemi uygular. Hı hı. Veya da daha genel, genel çerçevede sadakat ve sır saklama yükümlülüğü vardır. Sonrasında tedavi yöntemini belirler, hastayı aydınlatır ve bir onam formu alır. Sonrasında işleme başlar. E onam nedir peki o dediğin? Evet. Bu hastanın esasında bilgilendirilmesi diye kısaca özetlenebilir. Hı hı. Çok da önemlidir. Mesela eğer hastaya herhangi bir tıbbi müdahale yapılacaksa bu onamın, aydınlatılmış Hı -hı. onam formunun mutlaka imzalatılması lazım. Yani hastanın kendisine yapılacak şey üzerinde bilgi sahibi olması lazım. Hı -hı. Bu hekimi mutlaka sorumluluktan kurtarmaz ama yapılması zorunludur. Çünkü başına ne geleceğini veya da ne tür bir tıbbi uygulamaya sokulacağını hastanın bilmesi lazım. Hı -hı. Aydınlatılmış onam formunun imzalatıldığını sonradan ispatla aleyhimize açılan bir davayı kazanmışlığımız oldu. Çok önemlidir. Hatta bir hekim kendisine yapılan bir ameliyat sonrası dava açıp muhtemel olacaklara yönelik bilgisinin olmadığını söylemiş. Ve dava açmıştı. Biz orada o aydınlatılmış onan formunu gösterdik. Hı hı. Biz zaten doktorun bunu bilmemesi mümkün değil diyerek bununla ilgili dava lehimize dönmüştü. Yani şunu diyeceğim bu tabii hekimler açısından Hı -hı. bir değerlendirme. Aydınlatılmış onan formunun mutlaka hastane yönetimi idaresi tarafından imzalatılması lazım. Yani hastanın kendisinin geleceğinin belirlendiğine Hı -hı. onay verdiği, imza attığı kağıda deniyor aydınlatılmış onan formu. Bazı durumlarda bunun alınmasına gerek kalmaz. Çok acil bir vakadır gelmiştir. Böyle bir durumda tabii ki veya da hastanın kendisinin zaten rıza gösteren bir beyanı vardır. Bu önemli. Yani hukuki olarak cerrahı korumayabilir ama alınmaması mutlak suç teşkil eder. Çünkü bedene dokunuyorsunuz, vücutta bir değişiklik yapıyorsunuz. Bu açıdan aydınlatılmış olan formu önemli. Hastayla doktor arasındaki ilişki hukuken farklı görüşler olmakla birlikte bir vekalet ilişkisidir. Hı hı. Yani hasta kendisine yönelik bu müdahaleyi yapması için doktoru vekil tayin eder. İşte bu vekalet ilişkisi sebebiyle de en başa dönersek hekimin hastaya yönelik uygulamalarında bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk hem cezaidir eğer ortada bir taksirle yaralama veya da ölüm hadisesi vuku bulmuşsa bir soruşturma yürüyecektir. Bunu Cumhuriyet Başsavcılıkları yapar. Bir de hadisenin daha çok belki de izleyicileri ilgilendiren yönü tazminat sorumluluğu. Hem maddi hem de manevi hekimlere uygulamalarından dolayı özetle Dava açılabilir. Hı hı. Yani tazminat sorumlulukları vardır. Evet. Ee, zaten hangi sebeplerle açıklandığını da anlattım. Peki kamu hastanelerindeki hekim hataları sebebiyle dava açmak mümkün mü? Mümkün ama daha öncesinde şunu söyleyeyim. Komplikasyonla bu başta ifade ettiğim malpractice'ı ayırmak lazım. Hı hı. Yani komplikasyon her tıbbi müdahale hasta açısından bir risk doğurur. Hı hı. Yani hekimlik uygulamasının esasında doğasından kaynaklanan bir risktir bu komplikasyondan dolayı dava açılmaz. Yani kaçınılmaz bir sonuç ortaya çıkabilir. Hı hı. Hekim ne kadar dikkat ve özeni gösterirse göstersin. Burada baştaki teknik ifadesiyle eğer dikkat ve özeni göstermediyse bu dava açılır. Hı hı. Yani komplikasyon dediğimiz nasıl bir ilacın bile endikasyonları olabilir. Aynı şekliyle bir ameliyatında mutlaka neticelerinde belli olumsuzluklar yaşanabilir. Yani hekim burada dikkat ve özeni gösterse de bu yaşanabilir. Buna komplikasyon diyoruz. Bunda dava açılmaz. Hı hı. Yani ameliyat sonrası böyle sıkıntılar çektim. Sen zaten ameliyatla ilgili bu sıkıntıyı çekeceksin. Hı hı. Bu işin doğasında var bu. Bunda dava açılmaz. Ama ne zaman dikkat ve özen yükümlülüğüne bir uyumada sıkıntı var o zaman işte hekime karşı dava açılabilir şimdi kamu hastaneleri de doğru hı hı. bunlarda da ölümler veya da yaralanmalar hekim hatası sebebiyle olabiliyor bunlarda da dava açılabilir ama şöyle bir fark var özel hastanede ve özel bir hekime hı hı. eğer gidip de bir müdahale sonrası mağdur olunduysa o zaman hekime, hastaneye dava açılır. Ama kamu hastanesinde bizzat hekime açılmaz. Hmm. Bu esasında anayasada düzenlenmiş bir durum. Neticede kamu hastanesindeki hekim bir devlet memuru. Hmm. Devlet memuruna bizzat dava açılmaz. Ve devlete, oradaki bakanlığa karşı, hastaneye yönetimine karşı dava açılır. Ve burada şöyle bir farklılık var. Özel bir hastanedeki hekim sebebiyle oluşan bir malpractice hekim hatasında tüketici mahkemelerinde dava açılırken burada eğer kamu hastanesinde bir hekimin hatası varsa burada idare mahkemesinde dava açılır. Hı hı. Çünkü burada bir hizmet kusuru vardır. Yani sosyal devlet vatandaşının sağlık sorunlarıyla da veya da iyileştirilme sürecinde hizmet verir. İşte bu hizmeti daha iyi yerine getirebilecekken getiremedi. Bir kusuru var. Devletin kusurudur bu denir ve idari yargıda Adli yargıda değil, idari yargıda, idare mahkemesinde tam yargı davası açılır. Yani böyle bir fark vardır. Eğer kamu hastanesinde bir mağduriyet söz konusu ve dava açılacaksa idari yargıda dava açılır. Eğer Özel hastanede bir hekimin hatası sebebiyle mağdur olunmuşsa o zaman efendim tüketici mahkemesinde, burası da önemli. Bakın bundan önce Asya Hukuk Mahkemelerinde açılıyordu. Şimdi bakın tüketici mahkemelerinde hekim hataları sebebiyle onlarca yüzlerce işte yere göre değişen binlerce dava var. Onlar da tüketici mahkemesinde açılıyor. Şimdi hep denir doktor pilot gibidir, hata yaparsa cinayet olur. Hı hı. Esasında bu işin özeti şöyle açıklanabilir. Eskilerin ifadesiyle, Esbaba tevessül, neticeye tevekkül. Eğer bütün sebeplere yapışmışsa hekim, Aha. mesleğinin sorumluluğunu layıkı ve çile yerine getirmişse buradaki doğacak sıkıntıda hekimin bir hatası olmaz. Bunun da teknik karşılığı işte dikkat ve özenin yerine getirilmesi. Şimdi akla gelebilir tazminat sorumluluğu nasıl doğabilir? Aha. Mesela testler yapılmadan hastalığın teşhisine gidilmesi. Normalde tabii ki tahliller, testler yapılacak. Sonra bir teşhis konulacak. Bunu yapmadı. Çok basit bir hata ama olabiliyor. Kan grubunda hata yaptı. Yine bununla ilgili dava Bunlar pratiğimiz e, var. Bunlar hataları örnek mi? Hani mal practice Tabii dediğin, ki. Hekim şey, hatalarını hekim örnek. Hatalarını Bunların hatalarını hepsi örnek. dava konusu olabilir. Bununla ilgili yargı kararları da mevcut. Mesela teknik, ekipmanın yetersizliği ve bozukluğu sebebiyle. Böyle Hı -hı. bir doğum vakasına bakmıştık. Dava olarak çocuğun tahliyesi doğum sırasında sıkıntılı. Hekim orada bir vakum gibi düşününüz. Onun başka bir ismi var. Kivi'di galiba. Hı hı. O cihazın oranını iyi ayarlayamadığı için bebeğin kafası kopuyor. O. Tabii yani hekim de neticede insan hı. ve bununla ilgili hatalar yapabiliyor. Dediğim gibi araç ve gereçlerin bozuk olması veya da mesela oldu ya bozuk bir yiyecekle öncesinde bir gıda üzerine ciddi tavsiyeler veya da uyulması gereken kurallar var. Bunlara yönelik olarak gereken özeni göstermedi. Hı. Veya da hekim öyle bir faaliyette bulundu ki bu yeni bir hastalığa sebebiyet verdi. Bunların hepsi özetle tazminat sorumluluğunu doğurur. Ama ne tür davalar açılabilir? İlk akla gelen ve en kötü olabilecek şey ölümdür. Dolayısıyla Hı. ölüm nedeniyle maddi ve manevi bir tazminat davası açılabilir. Yaralanma sebebiyle açılabilir. Tedavi olağandan fazla ve gereksiz veya da aşırı masrafa sebep oldu. Bunlar sebebiyle de aynı şekliyle tazminat sorumluluğu doğar ve dava açılabilir. Şimdi hep gerçek belki de davalardan örnekler vereyim. Mesela sezeryanla doğum yaptırılırken, yaptırılırken doğum sırasında diyatermik makineden kaynaklanan nedenlerle davacının iki ayağında derin yanıklar oluşmuş. Oh. Bu 2003 tarihli bir 4. hukuk dairesi kararı ve doktorun tazminat ödemesine hükmediliyor. Veya da şöyle bir durum var. Hemşirenin hatalı iğne yapması sonucu küçük bir çocuğun kolu omuz hizasından kesiliyor. Yine bu 97 esaslı bir dosyada fıtık tanısıyla ameliyat alınan hastanın ameliyat sırasındaki bağırsağındaki kesilmeye bağlı olarak gelişen peritonit sonucu ölümüne neden olma. Bunların hepsi efendim yargılamalardan aldığım örnekler. Tabii veya da 7 aylık doğan bir bebek trajikomik çok üzüntü verici ama doktorlar bebeği öldü diyerek morga kaldırıyorlar. Defin işlemleri sırasında bir bakılıyor ki bebek Aa. hala yaşıyor. Ve batın ameliyatı sırasında bazen de kusurlu ameliyat olur. Hı hı. Yani ciddi bir yansıması olmaz ama kusurlu bir ameliyat var. Bundan dolayı da tazminat olabilir. Bir batın ameliyatı içerisinde ameliyat sırasında içeride 15 santimlik bir gazlı bez unutuluyor. Ah. Hasta 2 yıl boyunca acılar içinde kıvranıyor. Sonra tekraren bir bakılıyor ki içeride böyle bir gazlı bez unutulmuş. Bir diğeri Böbrek ameliyatı olan hastanın karnında 2 metre uzunluğunda gazlı tampon unutulmuş. Bununla ilgili Ay, yine 13. Hukuk Dairesi'nin. Tabii çok var. Yani günün sonunda onlar da insan ve hata ya. yapabilir. Artık zaten sağlık hukukunda hekimlerin bu başta söylediğimiz aydınlatılmış onan formu olsun veya da bu tip tazminata yönelik hatta cezai soruşturmalarda dava açılıyor haklarında Asya Ceza Mahkemelerinde. Bunlara maruz kalmamaları için bilinç seviyesi her geçen yıl artıyor. Yani hekimin hastanın hekimi seçmesinden yaptığı işi sorgulamasına yönelik olarak hep bir gelişme kaydı var. Şu çok ilginç. Koher pensi diye bir e, makasın benzeri hı hı. bir şey var. Karaciğer kisinden rahatsız olan bir hasta ameliyatı sonrasında içeride bu unutuluyor. Yıllarca yine ağrı. Hı hı. Bu da bir dava konusu olarak karşımıza çıkıyor. Hiç boş sebepler değilmiş bu anlattığın örnekler. Aynen öyle yani. Düşünün şimdi mesela bir evladın olacağından hareketle o heyecanı yaşayan bir baba doğum sırasında tırnak içinde dikkat ve özeni göstermeyen bir hı hı. hekim sebebiyle ömür boyu mağduriyet oluyor. Hı hı hı. O yüzden herkes işini hani düzgün yapmalı. Hekimlerde bu çok daha önemli. Hani yarım doktor candan evet. eder denir ya. Aha. Aynı şekliyle burada da öyle bir durum var. Mesela burnundan rahat nefes alamayan bir davacıyı ameliyat ediyor doktor. Ameliyat sırasında kırılan iğne ucunu bulamıyor. Çıkartamıyor durum öylece de kapatıyor. Herhangi bir bilgi de vermiyor. Acı çekiyor. Doktor alerjidendir diyor. Dava dilekçesinden okuyorum. Sonra röntgen çekiliyor. İkinci bir ameliyatla da o kırık iğne ucu alınıyor. Bunların Aa, hepsi evet. dediğim gibi bir malpractice'dır, hekim hatasıdır. Tazminat davası konusu olabilir efendim. Malpractice senden bir şey daha öğrenmiş oldum diyeceğim. Evet Moda Nisan'ın sunduğu burada her şey var. Devam edecek konularımızla ve konuklarımla beraber kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Moda Nisan'ın sunduğu burada her şey var. Efendim devam ediyor konum. Okan Karacan ve Cüneyt Gülcan'la birlikteyiz. E, tam sağlık hukukuyla ilgili konuşuyorduk. İki önemli sorum daha var. O yüzden hiç bu konuyu bölmeden devam etmek istiyorum Cüneyt'ciğim. Dava açmak için belli bir bu hatalar dedin anlattın. Gerçekten çok ciddi konular. E, zaman aşımı süresi var mı? Yani hangi mahkemeyi nerede açmak mümkün? Evet. Zaman aşımı tabii hukuk davalarının hepsinde var. Burada Zaman aşımı süresi 5 yıl. Yani 5 yıl içerisinde bir kişi beş teknik yıl. tabiriyle malpractice sebebiyle Aha. bu bir vekalet sözleşmesidir dedik. Hasta, hekime, vekaleten daha doğrusu hekim, vekil sıfatıyla bir müdahalede bulunur hastaya. Bu vekalet sözleşmesi sebebiyle bir mağduriyet varsa tazminat sorumluluğunda zaman aşımı süresi 5 yıldır. yıldır. Yani 5 yıl içinde o hekime, hastaneye karşı dava açılır. Ama... Kamuda bir hekimin hatası sebebiyle mağdur olmuşsak Hı -hı. o zaman bir yıldır bu. Hı -hı. Hizmet kusurudur. Devlete karşı açılır. Bizzat o devlet memuru olan doktora karşı açılmaz. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet zaman aşımı süresi vardır. Hı -hı. Özel hastanede bir özel doktorun işlemi sebebiyle tazminat davası açılacaksa zaman aşımı süresi 5 yıldır. Olayın gerçekleştiği tarihten itibaren eğer mağduriyet doğduysa mağduriyetin, belli olduğundan itibaren eğer kamu da ise o zaman da bir yıldır. Şimdi bu nerede açılır dediniz Hı -hı. bir de. Eğer özel hastanesi tüketici mahkemesinde bu dava açılır. Adli yargıda. Yani mesela Bakırköy'de Bakırköy Adliyesi'nde tüketici mahkemesinde bu dava açılır. Ama eğer Bakırköy Devlet Hastanesi'nde olduysa bu mesela veya bir üniversite hastanesinde olmuşsa hekim de memur olacağından idare mahkemesinde açılır. Böyle bir durumda idare mahkemesi yetkilidir. İki ayrı yargılama. Birisi adli yargılama, tüketici mahkemesi, özel hastane, özel doktor. Kamu hastanesi, kamu doktoru, idari yargı, idare mahkemesinde dava açılır. Birisinde süre 5 yıl, devlette olursa da 1 yıl efendim. Peki antiparantez önemli olduğu için tekrar soruyorum. Kime karşı açılır davalık, kim olur bu davalarda? Bu önemli. Tutup dediğiniz gibi siz kamu hastanesine karşı bir dava değil de devlet memuruna karşı açarsanız o dava reddedilir. O yüzden önemli. Özel hastanedeki özel hekimin işlemi sebebiyle hatalı uygulaması sebebiyle bir tazminat davası açacaksak hem hastaneye açabiliriz. Hem doktoru açabiliriz hem de doktorun sigorta şirketine karşı açabiliriz. Hı hı. Ama kamuda bir hekimse o zaman doktora direkt açılmaz, devlete açılır. Devlet gerekirse gider o hekimden rücu eder. Yani senin memuriyetin sebebiyle bakmış olduğun hastada ben bu kadar tazminat ödedim, şimdi onu ver diye devlet doktora rücu edebilir. Ama davanın kimin açılacağı önemli. Şöyle formüle edelim, son cümle olsun. Devlet hastanesinde bir yıl içerisinde idari yargıda devlete karşı açılır. Doktora değil. Özel hastanede 5 yıl içerisinde hem doktora hem hastaneye hem sigorta şirketine karşı Açılabilir. açılır. Evet. Yani Okancım duyuyorsun ama sen de böyle önemli de bir ameliyat geçirdin. E Çok şükür çok iyisin şu anda. E bomba gibi de görünüyorsun. Teşekkür ederim. E, peki bu ameliyattan sonra şimdi tabii yediğine içtiğine her şeyin disiplinine her şekilde Hı -hı. devam ediyorsun yediğine evet. içtiğine. Yani şimdi bir kere hani önce konuşulan konunun üzerinden geçmek gerekirse Hı -hı. burada tabii hastanın çok doğru tercihler yapması gerekiyor. Kesinlikle. Ee, yani tabii ki insanlar hata yapabilir, riskler var. Hı hı. Ama en önemli konulardan bir tanesi olması gereken e, bu merdiven altı işlerden uzak durmak gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Mesela en basitinden obezite cerrahisi için konuşalım. Ee, obezite cerrahisinde şöyle bir durum var. Eğer siz doktorunuzun verdiği diyete sirayet etmeden ön hazırlığınızı yapmazsanız, istenilen kiloya inmezseniz, vücut boy kitle indeksiniz, eğer sizin yüzde otuz oranın üzerinde değil ise zaten bu ameliyata olamazsınız. Evet. Ama şu anda Türkiye'de %30'un altında olup da bu indeksin altında kalan arkadaşları, vatandaşları sırf zayıflama adı altında sanki bir diyet programını evet. almış gibi insanlara ameliyat ediyorlar. Evet. Birinci hata bu. Estetik ameliyatlarda da bu çok değil mi? Mesela evet. bununla ilgili mağdur olan bir kadını hatırlayın. Dudakları evet. nasıl evet. şişmişti. Evet. Hiçbir şekilde <laughs> ihtiyacı yok. Hiçbir şekilde böyle bir operasyona uygun değil. Ondan sonra üstadım da söylediği gibi estetik de dahil olmak üzere bu branşlarda maalesef mutsuzluklar hat safhada. Obezite cerrahisi tabii ki zayıflama günümüzde çok önemli bir konu. Hı, hı. Ee, i̇nsanlar buraya çok ciddi hem zaman hem para harcıyorlar hem de vakit harcıyorlar. Şimdi tabii biz de göz önünde olduğumuz için ha, Okan ameliyat oldu bütün işleri çözdük. Şimdi burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Mesela kilo kontrol ve zayıflama merkezleri var. Mesela İstanbul'da Anadolu yakasında Ataşehir'de 360 Fit şehir var Evet. E, oraya gittiğin zaman bir beslenme uzmanı sana bir program yazıyor beslenme alışkanlıklarını senin e, düzenliyor e, daha sonra da oradaki makine parkurundan fayda sağlayarak e, belirli bir kiloda san 8'li e, bir pakette oradaki kilonu sana hızlıca ve kolayca vermeyi ve onu korumayı yönlendiriyor öğretiyor İşte ne bileyim 30 dakikada 2500 kalori, kalori. gibi bir yakabiliyorsun İşte daha sonra diğer aletlerden destek sağlıyorsun Şimdi oraya gidip de kilo verebilirsin. Hı hı. Beslenme uzmanıyla da görüşebilirsin. 360'ın işte bu yeni nesinden de yapabilirsin. Ya da cerrahi müdahale. Hı hı. Şimdi cerrahi müdahaleye gittiğin zaman ciddi anlamda sorumlulukları var. Bir psikolojik olarak hazır mısın? İki kilo verdin mi? Diyetini yaptın mı? Hı hı. Üç bu ameliyat olduktan sonra olabilecek indikasyonlar, işte az önce konuştuğumuz hı hı. gibi psikolojik tedaviye hazır mısın? Çünkü vücuttan 6 ayda şeker ayrıldığından, için bağımlılıklardan kurtulduğun için sadece günümüzde Türkiye'de e, e, hata yaptığında özellikle yani alkol ve uyuşturucu konusu bağımlılığa giriyor. Hı hı. Ne sigarayı bağımlılığa sokarlar biliyorsun. Çünkü satışı serbest vesaire. Hı hı. Biliyorsun çok hı hı. tehlikeli aslında. O da bir bağımlılık. Evet tabii. Onun haricinde ilaç kullanmak bu da bir bağımlılık. İşte dijitalde çok fazla vakit geçirmek bu da bir bağımlılık. Kesinlikle. Bunun gibi yüzlerce bağımlılıklar sayabiliriz. Sadece hani popüler olmuş iki konu değil aslında. E, tatlı yeme alışkanlığı da bir bağımlılık. Çünkü tatlı bir zehir. Ondan sonra e, hani ameliyat olduktan sonra bunlara sen birey olarak ne kadar hazırsın? Şimdi burada bir hocanın üzerine düşen görevlerden en önemlisi... ...bu hasta bu tür operasyonlara girip bu ameliyatı gerçekleştirip... ...bundan sonraki süreçte hayatını düzgün bir şekilde devam edebilir mi? Ama... Doktor maalesef eğer art niyetli oluyorsa sadece gelen hastasına para gözüyle bakıyorsa onu da kesiyor, bunu da kesiyor, bunu biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Yani teker teker isim isim saymaya gerek yok. Ondan sonra maalesef çok kötü sonuçlar doğuyor. Hatta isim vermekte zorlanıyorum tabii ki. Çok sevdiğimiz, yakından tanıdığımız oyuncu bir abimiz bile biliyorsun. Maalesef aramızdan ayrıldı ama hani aile bu yönde basiretti. Bir takım açıklamalar yaptık. Konu kapandı gitti. Ama tabii ki bana iyi gelen Arzu'ya iyi gelmeyecektir. Arzu'ya iyi gelen Cüneyde Bey e iyi gelmeyecektir. Bunu hep herkes biliyor. Sadece branşlarda da mesela estetikte de öyle. Hı hı. Ben hep böyle rekonstrüktif estetik cera doktorlara hep şunu sorarım. Gerçekten bir kaza yoksa hı hı. yani ciddi anlamda hani Allah göstermesin bir trafik kazası yaparsınız. Yüzünüzde çok evet. ciddi şeyler olur. Siz bunları Operasyonla estetik Fakir ameliyat alırsın, toparlatırsın. Ama şu anda tamamen kişisel beğeniye açık. Hadi gel senin burnunu yapayım. Hadi gel senin işte kaşlarını kaldırayım evet. falan gibi bir takım bir algılar var. Evet. Ya. evet. Herkes aynı şu anda zaten. Yani o orası tartışılır çünkü hani bir şey var. O, o da çok yani ilginç bir şekilde herkesi tektip. Diyelim ki böyle bir şeyde yıllar sonra yani yer çekiminin kuvvetiyle yaşlanmaya karşı bu bireyin nasıl bir deformasyon olacak ve nasıl bir yüz şekline sahip olacağı ile ilgili bir bilgi sahibi misiniz dediğin zaman doktora şöyle bir bakıyor yani tamam mı yani işte bunu çok fazla bilemiyoruz ama ona yakın şeyler yapıyoruz ha. diye. Sonrasında doğacak psiko, şey psikolojik dramatik işler. Bununla ilgili çok ciddi çalışan profesörler, hocalar var. Hı hı. Tamamen e, ameliyat sonrası özellikle açıp kalp ameliyatlarında e, ameliyat edildikten sonra panik atak hissi... ...işte ölüm riski, hani çünkü kalp durduruluyor, yeniden çalıştırılıyor ya... ...hani o çok e, uç bir nokta, profesyonel bir desteğe ihtiyacı var. E, kalp ameliyatı olması da olmuyor ama... ...estetik konusunda ben çok görüyorum, çok büyük memnuniyetsizlikler var. Kesinlikle. E, yani beklentinin ötesinde çıkan sonuçlar var. Bu konuda tabii hukuk devreye giriyor. Aslında hukuk her zaman olmalı, adalet her zaman olmalı. Biz dediği gibi Cüneyt Bey'in sosyal bir ülkede yaşıyoruz. Ben de bunun savunucusuyum. Ama ben hep şunu söylüyorum... Keşke konu oraya gitmese, evet. ha, Cüneyt Bey de işin tamamen olumlu taraflarına, dosyalardan örnek vermese de güzel sözleşmeler hazırlasa, daha farklı uzmanlıklar, yargıyı daha farklı kullansa, e, her zaman hep böyle övündüğümüz, işte çok büyük bir adalet sarayımız var falan diyoruz. Ben diyorum ki hani orada az dosyanın olduğu bir ülke olabilsek. Bunun sebebi şu, sağlık konusu çok hassas. ...oraya gittiğiniz zaman doktora bir anlam katıyorsunuz. Onun ağzının iki dudan arasından çıkacağı şey... ...sizin bütün hayatınızı donanımla beraber çözeceğini zannediyorsunuz. Çok büyük bir güven müessesesi. Bunu hak eden hekimlerimiz var. Ülke kurucumuz Ulu Önder Mustafa Atatürk'ün de söylediği gibi beni Türk hekimlerine bırakın. Beni de ona emanet edin. Ben mesela öyle oldum. Doktor Fakak'ım, onun çok dışında. Ama tabi belirli bir oran var, dosyalar var, gerçeklik payı var. Burada işte hijyen koşulları var, dikkatsizlik var. Ondan sonra iş bilmezlik var, konunun uzmanı olmamak var, cesaret var. E çok büyük cesaretli insanlar var gerçekten. E özellikle obezite cerrahisinde geçmişine bakmanız gerekiyor bir doktorun, bir hekimin. Yani kaç tane bununla ilgili evet. kaç operasyonu var. Araştırmak gerekiyor. Evet. Mesela ben geldiğimde doktor Fakak'ın yaklaşık 4000'e yakın vakası vardı. Çünkü Belçika'da obezite cerrahi hastanesinde bu işi yapmış bir... ...hekimdi. Türkiye'ye geldi... E, ...Belçika'dan ve burada tutundu. Burada da yeniden bir hayat, kariyer planı... ...yapmaya başladı. Ama bugün... ...laproskopik işte bir takım aletlerle... ...hani e, hı hı. delikler açıp... ...içeriye girip böyle bir takım görüntüleme sistemlerini... ...kullanan hekimler bile... ...çok büyük bir cesaret gösterip hastanın... ...midesini kesip, bağırsağını kesip... ...bağlamaya, dikiş atmaya çalışıyor. Herhangi bir deneyimi olmadan. Bunlar çok büyük... ...riskler. Özellikle mide ameliyatlarında... ...benim duyduğum, gördüğüm... ...midenin delinmesi... Ki tabii mide delinmesi işte az önceki örneklerdeki gibi evet. işte penslerin, gazlı bezlerin unutulduğunda... ...düşünsenize de, mideniz delik siz yemek yemeye başlıyorsunuz, beslenmeye oh. başlıyorsunuz. İşte bir mesela bizim ameliyatlarımızdan sonra dikiş atıldıktan sonra yapılan kaçak testi. Çok ihmal var. Hı hı. Ee, benim baldızım da ameliyat oldu. Ben özel bir izinle e, o günkü koşullar gerçekleştikten sonra ben de izleyici olarak katıldım belirli bir bölümüne imkanlar hı hı. dahilinde... Benim ameliyatımın nasıl gerçekleştiğini dakika dakika hepsini biliyorum o süreçleri. Hepsini gezimle gördüm. Yani gözümle izledim, Hı -hı. seyrettim. Tabii kaçak testi hadisesi çok önemli. Ee, hastanın ağzından tekrar e, renkli bir sıvı e, enjekte ediliyor vücuda. Hı -hı. Bütün sindirim sisteminizden geçiyor. Dolayısıyla orada herhangi bir kaçak varsa dikiş yerleri tekrar göz önünde bulunarak. Tabii işte kaçaklar, işte psikolojik durumlar vesaireler tabii çok kötü sonuçlar var. Ee, ...çok yakın zamanda çok değerli kardeşlerimizi kaybettiğimiz... işte ...bu zayıflama merkezleri de dahil. Tabii bizim şöyle bir sorunumuz oluyor. Ee, Türkiye'de bir adalet sistemi var, bir hukuk sistemi var, bir yargı sistemi var. Türkiye'nin sonuçta tanımlanmış Türk Ceza Kanunu diye... ...çok ciddi yaptırımları olan e, çalışan. Fakat şöyle biraz e, normal e, vaka takvimlerine göre... ...bilmiyorum kabul edecek mi Hücum ama... ...normal vakanın yani olayın olma kusurun oluşturma anıyla sonuçlanma arasında çok ciddi bir takvim bozukluğu var. Türkiye'nin en büyük kanayan yaralarından bir tanesi bence bu. Bu tabi sadece sağlık için de geçerli değil. Hakikaten olay yaşanıyor, bitiyor. İşte dilekçeler hazırlanıyor, mahkeme açılıyor ama süreçler gerçekten olmasından daha fazla uzun. Bunun için çalışmalar olduğunu ben farkındayım. Yani görüyorum. ...bazı şeyler hatta uzlaştırma büroları da kuruldu. Çok doğru. Evet. Şimdi uzlaştırma bürolarına gönderiliyor. Hani insanlar birazcık orada böyle daha hızlı çözümler Hı -hı. üretebilsinler diye. Ki bu konuda işlemiştik ve çok doğru. da önemli Ceza bir konu. Ceza soruşturmalarında dediğiniz gibi evet. uzlaştırmacılar çok ee, ciddi yük alıyorlar. Ama... Hukuk davalarında da ara bulucular var. Artık, ara bulucular var. var. Ee, yalnız ne olursa olsun şartlar herkes insanın huzuru, mutluluğu... ...bireyin kalitesi için. Tabii aslında buraya canlıyı da koymak lazım. Biliyorsun... Hayvanlar konusu da çok hassas bir konu. Bununla ilgili de çok ciddi mücadeleler veriyorlar. Gerek hayvanlar, gerek tüm canlılar, gerek insanlar uyum ve düzen içerisinde yaşaması gerekiyor. Ama sağlık çok önemli bir konu. Özel hastaneler, devlet hastaneleri, sosyal güvenlik sistemi bunların hepsi bir bütün. Bizi bağlayan konular var, bizi tabii bağlamayan tarafları da var. Çünkü bunun dinamikleriyle birebir ilgilenen o görevli insanlar var gönül ister ki dediğim gibi Cüneyt e çok fazla iş düşmesin o da arzu etmez ama maalesef önünde işte görüyorsunuz nice nice kabarık dosyalar var. Evet. Burada önemli olan asil olan asıl olan bireyin yani canlının dünya üzerinde ne kadar değerli olduğunu karşı tarafında bilmesi. Biraz bu maddesel alemden insanların uzak kalması. Tabii ki hata yaparız ama maddeye bu kadar böyle takılı kaldığınız zaman işte ben biraz daha fazla para kazanacağım Dur bunu da ameliyat edeyim. Dur bunun burnunu yapayım. Onun kaşını kaldırayım. Bunun gözünü. Bu çocuğun sorunu ne ama belki burayı kesersem, şurasını alırsam falanlarla hareket etmeseler aslında hiç bunların hiçbirine gerek kalmayacak. Ama tabii bir sürü dengeler var. Hastanelerin ciroları, doktorların primleri, sağlık sektörünün çalışması, satılması gereken aletler, stentler, ilaç sektörü diyorum ya. Burada saatlerce, dakikalarca konuşuruz ve boyumuzu aşabilir. Ama insan kalbi temiz olduğu sürece, karşıya düzgün ve kaliteli baktığı sürece, maddeye çok bağımlı olmadığı sürece emin ol ki bunların hiçbiri olmayacaktır. Ama burada herkese çok iş düşüyor. Hizmeti veren kadar hizmeti alanda da. Ben yüzlerce hastaya günlerce Okan Karacan nasıl zayıfladı .com üzerinden cevap veriyorum. Instagram'dan konuşuyorum, mail atıyorum. Doğruyu göstermeye çalışıyorum ama günün sonunda o gene bildiğini okuyor. İşte ben eleza gittim ameliyat oldum. Ben vana gittim ameliyat oldum. Evet. Ben sizi dinlemedim. Siz şöyle dediniz ben böyle yaptım. Ben şöyle yapıyorum. Geçen gün bir vatandaş yazmış Urfa'da öğretmen. Genç de bir kardeşimiz. Hay ben ben diyor kafama diyor işte ah, edeyim diyor. Ben ah. diyor nereden bu ameliyat oldum. Hi. Niye kardeşim dedim. Aynı anda çay içemiyormuş. Aynı anda gıdayı tüketemiyormuş. Yani sıvıyla katın arasında fark açmak gerekiyor. Emin ol. Dört yıllık oldu arzu. Dört yıl sonra yıldır. insan kendi aynı konforuna ulaşıyor. Her şeyi ha. yiyip içebiliyorsun. Ama, Ama tabii az. Ya şu anda ben mesela mayalı hı. yani o mayayı koyup da kabaran kek, hı hı. ekmek, makarna, pizza, pide aklına gelebilecek hamurları yediğim zaman bana rahatsızlık veriyor. Hı hı. Ben dört yıldır yemiyorum zaten. Çünkü bağırsak dengenin de değişik olduğu için hani o maya böyle yapışıyor biliyorsun. Zift etkisi yaratır. Hı hı. Eminim hızını düşürür ve dolayısıyla sen de kilo alırsın. Ekmek yememe dediğinden evet. şey bu. Sağlıklı buğday, işte çiyez buğday, <laughs> sağlıklı maya, ekşi maya. Bunlardan tüketmek lazım ama ben günde inan bir dilimden fazla ekmek yemiyorum. Pizza <laughs> yemiyorum, pide yemiyorum. Genelde ağırlıklı protein ağırlıklı besleniyorum. Harika. hamilelik döneminde de bahsederler ya folik asit diye. Evet. İşte bunlar folik asit yeşil yeşil sebzelerde, özellikle roka'da bir folik asit deposu. Bunlar mesela bilinmiyor, anlatılmıyor. İşte rezene dönüyor, havada kalıyor. Ondan sonra işte bal deniyor, başka yerde kalıyor. Sağlıklı Aynen. ve doğal beslendi kendine dikkat ettiği zaman zaten sağlığına kavuşacaktır. Çok da güzel yöntemler de var. Ama dediğim gibi yani herkese ayrılan alanı insanlar temiz kalbiyle güzel bir şekilde hayata sarılarak devam ettirse... ...bu sorunların hiçbiri çıkmayacak ortaya. Ama çok hassas, hizmeti alanının çok dikkatli olması gerekiyor. Sorgulaması gerekiyor bakması gerekiyor, araştırmacı olması gerekiyor, geçmişine bakması gerekiyor. Sonra da kendine sorması gerekiyor. Ondan sonrası zaten e, her şey doğal akışında geliyor. Ama iyi işler var Türkiye'de. ...iyi şeyler yapılıyor. Yüz nakli yapılıyor, kalp nakli yapılıyor, böbrek nakli yapılıyor. Kök hücre. Kök hücre yapılıyor. Obezite cerrahisi başka bir noktada. Evet estetik ve rekonstriktik cerrahi çok gelişmiş durumda. E, bunun çok iyi sonuçların alınabileceği alanlar var. Sadece güzellikle değil. Tabii kişisel mutsuzluklar olabilir. Lokal çözümler olabilir, poliklinik çözümler olabilir. Bunların hepsi konuşulabilir. Bunlar iyi, kendini geliştirmiş bir ülkenin içerisinde yaşıyoruz. Ama yapılan kötü çalışmalar bu iyileri de yok etmemeli. Ülkemiz gerçekten uluslararası platformda da sağlık konusunda kendini son derece geliştirmiş bir ülke. ...birçok ülkeden insanlar buraya tedavi olmaya geliyorlar. Geliyor, kesinlikle. Ee, Orta Doğu'dan geliyor, Balkanlar'dan geliyor, Avrupa'dan Nazmadan, geliyor. Kesinlikle. Biz yıllarca bu, bu insanlara dokunmaya çalıştık, reklamcılık yapmaya çalıştık. Gerçekten bunların hepsi bir ortak paydada bir değer. Ama maalesef ve maalesef kötüler de var. Kesinlikle. İyilerin olduğu kadar. Allah'tan işte üstad var, Türk Ceza Kanunu var, yaptırımlar var. Ee, ki hataların tekrarı olmasın. Diye. Şimdi tam sana ameliyat olduğun ilk zamanlar... Eğer tanıyorlar mıydı hayranların diye soracaktım ki şöyle bir mesaj geldi. Ee, Alper Behzat Bey'den. İyi yayınlar. Okan Karaca'nın sesinden tanıyabildim. Müthiş değişim. 1999'da şakalarıyla güldürüyordu. 2019'da tecrübeleriyle öğretiyor. Bravo demiş izleyicimiz. Sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. mutlu bizi özetlemiş. Evet ama artık insanlar bu yeni görüntüsüne çoktan alışmıştır. İlk zamanlar belki yaşamışsındır öyle şeyler ama. Yani oluyor tabii canım. İnsanların alışık, alışa geldi 156 kilo sonuçta bir böyle kafalarında bir Okan Karacan var hatta geçenlerde yine televizyonda çılgın dershane yayınlanıyordu ha. mesajlar geliyor abi bu kim evrim değiştirmiş ha bu tabii bu da bir yeni bir Okan yeni bir algı bunu da bunu da işte takip edenler biliyorlar ama ilk etapta zorlanıyor insanlar tabii. Ama karakteristik hususiyetler tanınmaya yardımcı oluyordur <laughs> <Yani gülüyor> göz dudak veya Allah da razı oturmuş olsun, bir... evet. mimikler tabii, ifadeler mimikler doğru söylüyorsunuz. Ee, Cüneyt'cim miras hukukuna dair biraz konularımıza girelim mi? Ne dersin? Hay hay olur. Miras. <laughs> miras evet. Doğru. Devletin öncelikle bir şey demek ister misin? Yani bir şey söylemek ister misin? Miras deyince şu hatırıma geldi. Dinen de Kur'an-ı Kerim'de en çok üzerinde hüküm bildirilen konu miras hukukuymuş. Öyle mi? Evet. Ve kanunumuzda da işte kanun içerisinde mirasa çok ciddi bir miras hukukuna yer ayrılmış. O yüzden... Genel mesleki tecrübem şunu gösteriyor. Hayattayken mirasa yönelik bütün tablonun netleşmesi lazım. Yoksa hmm. adliye koridorlarında birbiriyle davalı olan anne ve çocuklar veya evet. da kardeşler evet. o kadar çok var ki hani malım mı var, derdim mi var meselesi var ya. Burada da mirasla ilgili çok ciddi bir dava böyle e, durumu var. Dava sayısı çok fazla. Hı hı. Mirasta birbirine düşen aile bireyleri o yüzden hani tek cümleyle ileride anlatacağımız veya da işte o sıkıntıların yaşanmaması için bir kimsenin mirasçının vefatından önce kanun çerçevesinde veya da hususi işte inançlarda dikkate alınarak tablonun netleştirilmesi lazım ki ileride taraflar birbirlerine girmesinler. Peki devletin mirasçı olması sıfatı var mıdır? Şöyle var. Şimdi ilk başta şunu ifade edelim. edelim. Bizim miras hukukumuzda zümre sistemi var. Bu ne demek? Birinci zümrede birisi varsa ikinci zümreye kalmaz. İkinci zümrede birisi varsa üçüncü zümreye kalmaz. O yüzden birinci, ikinci ve üçüncü zümrede kimse yok. Eş de yok. Birisine de mirasını bırakmamışsa o zaman devlete miras kalır. Mesela Fatih'de yaşlı bir teyze vefat ediyor. Kimsesi yok ama çok ciddi bir gayrimenkulü var. Olduğu gibi hepsi devlete kalıyor. Zümre sistemi deyince şöyle bir açıklayalım. Belki net anlaşılmadı. Hukukumuzda, miras hukukunda zümre sistemi var dedik ya. Birinci zümre kim? Çocukları, onun çocukları, torunlar. Evet. Birinci zümre bu. Birinci zümrede birisi varsa ikinci zümreye kalmaz dedik. Hı. İkinci zümre kim? Anne ve baba. Anne ve baba yoksa onun çocukları yani miras bırakanın kardeşleri. Hı hı. Bunlar da yok. Üçüncü zümre büyük anne büyük baba. Hı, onlar da yok mu? Yani evet çok zor yani hani bu soru da devlete kalması. Hı hı. Birinci zümrede kimse olmayacak. İkinci zümrede kimse olmayacak. Üçüncü zümrede kimse olmayacak. Eş de olmayacak. Hı hı. Böyle bir durumda evet devlet mirasçıdır O biraz efendim. önce senin verdiğin örnekte örnekteki gibi Aynen teyzenin öyle. hiç kimse. Yani ilk evet ilk üç zümrede kimse olmayacak. Ha. Sağ kalan bir eş de olmayacak. Böyle bir durumda birisi de malı bırakmamış olacak ki devlete geçsin? Yani açıkçası çok zordur böyle bir evet. durumun gerçekleşmesi. Bence de peki devletin mirasçı olmasının diğer kişilerin mirasçı olmasından farkı nedir? Şöyle eğer bir kişi mirasçı külli bir halefiyet söz konusu. Yani bir mal olduğu gibi miras olduğu gibi geçer mirasçılara. Yani onun hem aktifinden hem pasifinden sorumlusunuzdur. Hı hı. Bir kimseden illa mal kalmayabilir, borç da kalabilir. Böyle bir durumda ne olur? Hatta 3 ay içerisinde reddi miras başvurusunda bulunursunuz. Hı hı. Yani benim babam vefat etti. Ondan bana doğru bir iki belki ev kaldı ama milyonlarca da borç kaldı. Ben bu mirası reddediyorum dersiniz. Hı hı. Böyle bir durumda size ne miras kalır ne de siz onun borçlarından sorumlu olursunuz. Reddi miras. 3 ay içerisinde yapılması lazım. Bu devletin mirasçı olmasında ise sadece terekedeki e, yani borçlarla devlet sorumlu olur. Ama kişi kendisine miras bırakanın borçları varsa kendi mal varlığıyla da sorumludur. Yani devlette bir pozitif durum var. Devlet ölenin borçlarından kendisine kalan miras kadar sorumludur. Böyle daha net anlaşılabilir. Hı hı. Devlet ölenin kendisine kaldığı mallar nispetinde sorumludur. Ama mirasçıları, çocuğu, eşi barkı neyse onlar kendi mal varlıklarıyla da sorumludur o borçları ödemeye. O yüzden risk almak istemeyen veya da ciddi bir borçla ölen birisinin mirasçıları hiç bununla uğraşmak istemezler. 3 ay içerisinde vefattan sonra hı hı. hemen reddi miras talebinde bulunurlar. Peki Alzheimer hastası miras bırakabilir mi? Normalde Alzheimer hastalığının doktor raporuyla Aha. o kararı verirken ne söylediğinin, kime neyi bıraktığının farkındaysa hı hı. o zaman miras bırakabilir. Ama kendinde değil, aklı başında değil, çok ciddi bir unutkanlık söz konusu. Kime ki, kimseyi tanımıyor veya da kime ne bıraktığının farkında değil. Yani hukuki ehliyetini kaybettiyse bırakamaz Alzheimer hastası. Ama Bazen bu hastalık başlangıç safhasındadır. Öyle bir durumda eğer ilk evrelerindeyse, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir durumdaysa Hı -hı. Alzheimer hastası böyle bir durumda doktor raporuyla da bu desteklenir ve miras bırakabilir. Bu hastalığının derecesiyle ne yaptığının farkında olup olmamasıyla ilgili bir durum. Yani bir yere imza atarken Alzheimer hastası Hı -hı. bunun anlam ve sonuçlarını idrak edebiliyorsa Böyle bir durumda miras bırakabilir. Ama hastalığın çok inanılmaz ilerisi ileriki evrelerinde hı hı. ve ne yaptığını farkında değil E böyle bir kişinin zaten hukuki ehliyetini kaybetmiş olacağı için miras bırakamaz. Hı hı. Peki ölünceye kadar baklama sözleşmesi nasıl yapılır? Bu böyle hal-vakti yerinde olanlar için e, tercih edilen bir yöntem. Hı hı. Şöyle ki bir kişi düşünün. Hı hı. Bir kişinin bir vatandaşın kendisine bakmasını ömür boyu devam ettirmesi, ölene kadar kendisine bakması bakması karşılığında ona bir mal ha. vereceğine yönelik bir sözleşmedir bu. Ha. Ama bu şekil şartlarıyla geçerli olur. Yani bu iki tanık eşliğinde noterde veya da mahkemede sulh hukuk hakiminde. Yoksa işte sen bana bu kadar baktın veya da öldükten sonra bir kardeş diğerine veya da yan komşu yıllarca benim ona baktığımdan dolayı bu evi bana vermişti. Böyle bir şey geçerli olmaz. Bununla ilgili mutlaka dediğim gibi ya noterde iki şahit eşliğinde veya da mahkemede sulh hukuk hakiminde başvurarak bu sözleşmeyi düzenletebilir. Yani şekil şartlarına eğer uyulmazsa ölünceye kadar bakma sözleşmesi geçerli olmaz. Ne demek? Ölmeden önce bir kişi bir sözleşme yapar. Bir kişinin lehine bir kazandırmada bulunur. Ben bu kişiyle ölene kadar bana bakması karşılığında ona bu evi, bu arabayı veririm. Bakıyorum. Yani bu sık rastlanına Aha. gelen de bir sözleşme türüdür esasında. Aha. Çünkü hayat şartları çoğu kimsenin aynı ilde bazen aynı ülkede bile olmayabiliyor alt soyu, çocuğu bilmem ne. Orada bir hasta bakıcı olabilir veya da ona hizmet eden maaşlı bir personel bile olabilir. Onunla bir sözleşme yaparak ölünce kendisine kalması... Karşılığında bir sözleşmeye imza atar. İşte buna deniyor, ölünceye kadar bakma sözleşmesi. Evet. Ama dediğim gibi şekil şartı önemli. Hı. Burada mirasçı olan birisi değil üçüncü bir kişiye dediğim gibi mirasını bu sözleşme kapsamında devredebilir yani. Hı hı. Peki bir evladı mirasçılıktan çıkarmak mümkün mü? Bu çok sorulur. Yani bir evlattan bir anne baba hayırsız olduğu veya da ondan memnun olmadığından hareketle ben buna bir şey bırakmak istemiyorum. Avukat Bey bunu mirasçılıktan ben reddedebilir miyim? Düzenlemede bunu iki şekilde olur. Şimdi bu bahsettiğimiz kişi zaten saklı paydır. Ne demek saklı paylı mirasçı? Bir kimse evladını tamamen mirastan mahrum edip de bütün mal varlığını bir evladına veremez. Belli bir saklı pay vardır. Hı hı. Onu her halükarda vatan, e, mirasçı olan çocuk eş neyse alabilir hı hı. buna rağmen mirasçılıktan nasıl bir kişi mahrum bıraka, hı hı. bırakılabilir eğer miras bırakana veya da onun yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse hı. yani onu öldürmeye teşebbüs etti geçen yıl olmuştu babasına bombalı bir paket göndermişti mesela öz evet. evladı hatırlıyorsunuzdur haberlere yansımıştı sadece bu gerekçeyle mesela o oğlunu mirastan mahrum edebilir hı hı. veya da annesine karşı bu tip bir öldürmeye teşebbüs etti hatta ciddi bir şekliyle yaraladı. İşte bu hukuken bir mirastan mahrum bırakma sebebidir. Yani evlat da olsa saklı paylı mirasçıyı anca bu şekliyle bir diğer yolu da iki yol demiştik. Birisi ağır bir suç işleyecek. İkincisi de aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde ihmal edecek. Yerine getirmeyecek yani. İhmal değil, yerine getirmeyecek. Anne babasından hiçbir şekliyle evlatlık kapsamında yapması gerekenleri yapmıyor. Hiçbir haberi yok ama ne zaman vefat etti? Bu sefer mirastan mal istiyor. İşte bu iki gerekçeyle sorunuza cevap. Bir kişi saklı paylı mirasçılarını, eşini, çocuklarını neyse mirastan mahrum edebilir. Geri kalanda ben buna bir mal bırakmak istemiyorum diyemez. O saklı paylı mirasçıdır. Her halükarda payına düşen kısmını en azından saklı payı alabilir. Peki evlatlığın yasal miras hakkı var mı? Şöyle bu tek kazanımlı bir mirasçılıktır. Yani bir evlatlık, biz bunu geçmiş konularda da esasında ele aldık bu müesseseyi. Bir kimseye evlatlık edindiniz, o sizin mirasçınız olur. Ama olur ya hayatta kimin ne zaman öleceği belli değil. Evlatlık önce ölürse evlat edinen onun mirasçısı olamaz. Yani tek taraflı bir durumdur. Hı hı. Evlatlığın ölümü halinde yasal mirasçısı sadece eşi ve çocuğu olur. Yani bir kimse evlatlıktır ama sonrasında evlenir, çocuğu olur mesela. O kişi vefat ettiğinde çocuğu yoksa anne babasına miras kalmaz. Özetle evlatlık birinci zümreye. Normal kendi çocuğu kan bağıyla olan çocuğu gibi evet mirasçıdır ama evlatlığın malından evlat edinen pay alamaz. Dolayısıyla evlatlığın evet yasal miras hakkı vardır ve normal biyolojik çocuk gibidir aynı şekliyle ama tek taraflı mirasçıdır. Yani evlatlık evlat edinenin mirasçısıdır ama evlat edinen orada evlatlığın yasal mirasçısı değildir. Aslında bu konuyla ilgili daha seninle miras hukukuna dair çok sorularım, çok konularımız var ama e, ilerleyen önümüzdeki günlerden yine hay. seni davet etmek isterim Tabii ben. Tabii ki. Her zaman. Evet Okancığım var mı önümüzdeki günlerde? Şimdi hani gelen mesajlardan da anlıyoruz ki işte 99'da güldürüyordu. Yine seni insanlar öyle bir şeyde görmek istiyor. Ya bir program, ya bir oyun, ya bir sinema filmi. Yani buna ne zaman vakit ayırabilirsin? Son projelerinde yani, senden öğrenelim. Şöyle demek daha doğru olur. Ee, takvimimiz şöyle çalışacak. Biz önce e, Ramazan ayını tamamlayacağız. Hı -hı. Bayram geliyor biliyorsun. Bayramda burada olmayacağım. İspanya'dayım, Mallorca'dayım. Ee, bayram dönüşünde zaten yoğun bir kampanyaların içerisine giriyoruz. Hı -hı. Eylül ayından sonra e, yeni bebeğin gelişiyle beraber... Hı -hı. Bunlara sıcak bakabiliriz. Yani hep 2020 planları aslında. Aha. Dediğim gibi bizim planlarımız hep böyle 5 yıl 5 yıl çıkıyor. 2023'e kadar ne yapacağımız aslında üç aşağı beş yukarı markalar olarak ve şirket olarak belli. Ama onun haricinde televizyon ya da radyo ya da bir tiyatro oyunu çalışması olursa muhtemelen bu önümüzdeki Eylül ve Ekim'den sonra olacak. Yani Harika. yaz dönemi böyle bir şey söz konusu değil. Ama hani olası bir değişiklik olursa Ondan sonra o da herkesin haberi olacak. Zaten bana okankaracan.com.tr'den, com'dan, ondan sonra onkamedya.com'dan, e, grubumuzu incelemek isterlerse onkagrup.com'dan, şerpadesigners.com'dan, sosyal medya hesaplarından, birçok yerden bizimle iletişim kurabilirler. Ekranın altında zaten numaramız da var. 533, evet. 432, 56, 56. Bu numaradan da bize ulaşabilirler. Okan et Okan Karacan benim e-mail adresim. Oraya da mail atabilirler. Her zaman herkese zaten 7 gün 24 saat cevap veriyoruz. Ee, herkes bize ulaşabilir. Oradan da zaten daha samimi cevaplarla kendilerine geri döneriz. Harika. Biz de buradan duyurmuş olduk efendim. Sağ olasın. Ben çok teşekkür ediyorum bugün benimle birlikte ben olduğunuz için ederim, sevgili Okan ve sevgili Cüneyt. Biz teşekkür ederiz. Ee, İki geldiniz programa renk verdiniz. Sağ olun. Yeni projelerle inşallah bekliyorum Amin, yine. Amin inşallah. Çok Sana teşekkürler. başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet Moda Nisan'ı sundu burada. Her şey varın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.